Hoş geldin Eren. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Sağ ol. Sen Bir şey nasılsın? söyleyeceğim. Çok şık bir ortam yaratmışsın. Setup yaptım. Evet. Arkada da görüyoruz şu an Aynen canlı öyle. Çok canlı. güzel olmuş. Rakamlar. Çok sağ ol. Nasıl Çok güzel. gidiyor? Çünkü gayet iyi gidiyor Eren. Ben bugünü bekliyordum. Şimdi Cuma günü Elon Musk bizim yayınımızdan sonra ertesi sabah kalktık. Twitter hesabına Bitcoin'i Evet. koydu. 38.852'ye kadar çıktı. Sonra gerilemeler oldu. Şu anda da güzel 36.500 eşiğinin üzerinde. Bitcoin bana ne kadar kazandırdı? Bir onunla başlayalım. 36.951 mi şu anda? Önündeki ekrandan Şu an okumaya evet çalışıyorum. böyle böyle aynen burada da 951. 3-5 dolar borsadan borsaya fark olabiliyor ama şu an 36.951 dolar civarlarında. Harika. Şimdi baktığımız zaman bu hafta çok konuşacak şeyler var. Hemen başlayalım. Önce bir Tamam. Ripple'la başlayalım. Ripple. Ripple'da hacim ciddi anlamda arttı. Daha bir 10 dakika mı 15 dakika önce bir sıçrama oldu. Tekrar bir 43 sente doğru çıktı. Hı, söyle. Onun nedenini hemen söyleyeyim mi? Söyle. Ripple'ın daha önce hatta not aldım ben akışından söyleyeyim. 2003-2005 yılları arasında SEC'de Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu'nda çalışmış ve aynı zamanda şu anda da avukat olan Joseph Hall adlı kişi SEC'in artık Ripple'a karşı bu davayı kaybetme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Yani Ripple bu davayı kazanacak diyor. Ama hani baktığım zaman biraz araştırdım çok altı dolu şeyler görmedim. Yani SEC'nin bu davayı açması oldukça şaşırtıcı diyor. Yani yatırımcılar Ripple hani XRP alan yatırımcılar XRP'nin Ripple'ın yıldan yıla sürekli XRP satmasından kaynaklı olarak bu Joseph Hall diyor ki yatırımcılar zarar etmedi diyor. Ama bu bana göre çok gerçek olmayan bir argüman. Çünkü yıllardır sata sata birçok coin yükseldi. Ripple çok yani XRP çok baskılandı. Bilmiyorum yani bu belki Ripple şirketinin bir lobicilik faaliyeti de olabilir. Çünkü bu Ripple'ın CEO'su piyasalara çok önem veriyor. Yani gerek yatırımcı tarafında gerek Ripple'ın kendi çalışanları tarafında her zaman pozisyonları, her zaman o hani fikri akıllı olumlu yönde tutmak istiyor. O yüzden çok altı dolu bir açıklama değil bence ama küçük bir strike yani bugün 40 sent falan da 38-40 sentten şu an 43 sentlere çıktı. Aslında çok da orta seviye diyebiliriz. O tarafta Peki bundan sen bu kaynaklı. pazartesi günü olan 75 sente kadar çıkmayı nasıl değerlendiriyorsun? Reddit şimdi Ya o küçük bir ya o ne evet. o ne oldu orada? Orada ya Reddit'te toplandılar işte madem dediler bu şey Wall Street Bets olayında pumplama yapıldı işte bu GameStop'tur işte Evet. sonrasında Dogecoin, Elon Musk olayları falan. Oradan geldi. Tarih verildi. 1 Şubat dendi. Ya bu evet güzel bir fırsat aslında. 70 küsür sentlere kadar çıktı ama hani baktığımız zaman bizi izleyen yatırımcıların bence bu tarz pamplamaların peşine koşmamaları lazım. Ama ellerinde XRP varsa bir satış fırsatı arıyorlarsa tabii ki de süper bir satış fırsatı bunlar oluyor. Ama pump olacak diye nerede var hemen arayayım pump yapacak coinleri bu tarz pumplama operasyonlarını takip etmeleri yani ona göre coin almaları zarar verir ama ellerinde varsa güzel güzel de değerlendirebilirler. Bu arada ben 4 tane coin vereceğim iznin Tamam, olursa. güzel. Bunlar güzel fırsatlar bırakabilir. Birincisi EOS, Ha, ikincisi tamam. HOT Holochain. Bunlar da bu ikisinin özelliği şu, ya yani özelliği değil de Golden Cross var teknik tarafta. Bunun ya yani Golden Cross'un olayını da zaten bu süreçte çok gördük. Geçen Ethereum'da da gördük. Akabinde sert yükselişler geldi. Genelde yükseliş öncesi bu boğa sezonunun en karakteristik özelliklerinden bir tanesi Golden Cross yapıyor. EOS ve Holochain'de yatırımcılar mutlaka bu ikisine dikkat etsin. Grafiği güzel olan Golden Cross olmayan da Sushi ile Quantum var. Bu ikisine de ayrıca dikkat edebilirler almak isterlerse. Sushi ve Quantum'da biraz daha kısa vade, Sushi'de biraz daha orta vadede görünümden bence güzel o tarafta. İstersen ben Peki bu biraz böyle... Ethereum ne oldu? Eren, bu Ethereum ne olacak? Bu şey gibi ben eşimle konuşurken hep şuna benzetiyoruz. Hani bir arkadaş grubuyla bir yere gittin. En geç gelen kişi Ethereum oluyor genelde. Litecoin onu biraz geciktirdi ama Ethereum en geç böyle buluşmaya en geç gelen Evet. arkadaş gibi. 1500 dolara doğru böyle gitmeye Evet. çalıştı çalıştı. Bekle, şu anda 1635 dolarda. Ethereum bana neyin Evet. sinyalini veriyor? Ethereum bana şu an var ya direkt soruna cevap vereyim. Şu an 3000 doların sinyalini veriyor aslında. Gerçekten. Evet ya şöyle Neden ama bu peki? direkt Grafikte bak seni ne ya oraya götürüyor? beni oraya götürmesinin nedeni ya yani grafik ötesinde temel taraftan çok aşırı besleniyor. Hmm. Çok aşırı Mesela. besleniyor.
Yani Web 3.0'dır, akıllı sözleşmeler. Akıllı sözleşmelerin genel olarak dünyada çok benimsenmeye başlayacağı bir döneme giriyoruz. Finans tarafı, şimdi geçen mesela bu ARK Invest'in yaptığı bir 2021'in trendleri diye bir araştırması vardı. Finansal sistem, yani bildiğimiz bankacılık kendisini artık piyasayı kripto paralara, blockchain'e, akıllı sözleşmelere kaptırıyor. Buradaki kral konumundaki şeyde, blok zincirde, kripto para da Ethereum zaten. Bitcoin'i saymıyorum. O bambaşka bir dünyada. Ama niye 3000 dolara doğru bir sinyal veriyor dersen, bu bugünkü değil aslında. Bu hani 1600'den, 1500, 1600'lerden yükseldik değil. Bu zaten çok orta ve uzun vadeli, belki 5-6 aylık bir mazisi olan bir hedef bu 3000 dolar. Ama şu an mesela bir takozun içerisinde gidiyoruz. Benim şu an beklentim maksimum 1850 dolara kadar çıkması kısa vadede. Bugün yarın için. Oradan bir satış yeme ihtimali var. Ve şunu da söyleyeyim, bir takoz içerisinde aslında şu an bizim olmamız gereken rakamlar maksimum en tepede 1600 dolarlar. Yani biz bir 50 dolar daha düşsek aslında maksimum Ethereum şu an 1600 dolara çıksın, 1650 dolara çıkmasın, çok daha sağlıklı bir yükseliş yapacağız. Yani yükseliş var, yükseliş var. Sağlıklısı var, sağlıksızı var. Sağlıksız yaptığı zaman dönüyor dolaşıyor, tekrar yapışıyor aşağı. Bu sefer de işte yukarıdan alan adam zarar edebiliyor. Ama biz 1600 doları, maksimum 1600 doları yakalarsak oradan sonra biraz daha artık şöyle bir yol uzun, yukarı doğru gidebiliriz. Fakat şu an benim beklediğim 1800-1850 dolardan bir dirençle karşılaşır. Akabinde ben de önümüzdeki diğer dirençleri de söyleyeyim. 2050 dolar, 2188-2190 dolar, 2350 dolar, 2560 dolar, 2800 dolar ve tabii ki de totalde 3000 dolar. Ancak tabii ki de 3000 doları direkt böyle yeni arkadaşlar öyle düşünüyor özellikle. Tamam, bugün işte 1600 dolar, birkaç günü herhalde 3000 dolar olur diye bir mantıkla Yok. yaklaşabiliyor insanlar. Yenilerde öyle olabiliyor. Orada da tabii ki de burada ne yapılabilir? Kademeli şekilde almak, kademeli satmak, bu verdiğim destek dirençlere dikkat etmek önemli olabilir. Ama benim şu an maksimumda beklentim kısa vadede, bugün, yarın, birkaç gün içerisinde yükseliş trendi devam etse bile 1850 dolardan bir dirençle karşılaşması Ethereum'da. Peki Eren, şöyle bir konuşma da oluyor. Şimdi insanlar az çok artık herkes her şeyi araştırdıkları için bilirler. Ethereum'lar soğuk cüzdanlarda depolanmıştı. Yani Aynen. biz ciddi anlamda o soğuk cüzdanlardan şimdi sıcağı çekerken, piyasaya çekerken çok ciddi bir komisyon var. Yani bu hareketlendirme, onu Evet. hareketlendirme komisyonları yüksek. Söylentilere göre o komisyonlarla bir şekilde piyasaya geri geldiğinde Ethereum'da 900 dolara kadar çakılma olabilir. İnanıyor musun? 900 dolar gerçekçi mi? Nereye Ya kadar düşer? Bu soğuk 900 cüzdandaki Ethereum'lar gelse. ya soğuk cüzdandaki Ethereum'un gelmesi bence çok kısa vadede gerçekçi değil. Ha, çok büyük bir düşüş sezonu yaşarız o zaman, o ayrı bir şey, ama şu an soğuk cüzdanın çekilmesinin en büyük nedeni bu, hani elinde belli bir miktar 32 Ethereum tuttuğun zaman artık oradan bir pasif gelir kazanabiliyorsun ya bu yeni versiyonunda Ethereum'un. Bunun en büyük nedeni o. İnsanlar, yatırımcılar oralara çekiyor. Birincisi bu, ikincisi de Ethereum'un daha çok değerlenebileceğini düşünüyorlar. Çünkü hep şöyle bir mantık var. Borsaya insan niye çeker? Satmak için genelde. Borsadan Evet. eğer geri alıyorsa ne yapacak? Ben kısa vadeli satmayı düşünmüyorum. Biraz daha uzun vadeli dursun mantığıyla yaklaşılıyor diye düşünüyorum. Ha, 900 dolar gelir mi? Kripto paraların doğasında olabilen şey bu. Ha, yani 900 dolar olası bir tüm piyasadan paranın çıkışı gibi senaryolarda yaşanabilir, ama şu anki planda böyle bir şey ben çok fazla beklemiyorum. Anladım. Şu anda trend olan coin'de konuşalım. Dogecoin. Elon Musk bugün tekrar bir Evet. Dogecoin'e destek oldu. Sonra da Lion King'deki gibi Simba'yı kaldırırmış gibi Evet. teşekkürler. Thank you Dogecoin dedi. Ama bazı insanlar Elon Musk'ın aslında bir manipülatör olduğunu, yani piyasayı kötü Evet. etkilediğini, olgunlaşmasını önlediğini düşünüyor. Bu Dogecoin ne sence abanmaya devam edecek mi ve acaba parasını kriptoya taşıma bir alternatif mi Elon Musk'ta? Bunu çünkü Clubhouse'da çok konuşmaya başladı. Evet. Ya Elon Musk, aslında biraz ondan bahsedelim. Sektörün ikinci McAfee'si olma yolunda gidiyor. Eski arkadaşlar bilirler. John McAfee şu an hapishanede kendisi, Amerika'da. 2017'de tweetler atardı. Hatta o dönem Verge diye bir coin vardı. XVG diye hala var. Privacy coin. Onunla anlaşamadığı, para yani atacağı tweet için anlaşamadığı falan konuşuluyordu. Ya
Çok benzer hareketleri aslında Elon Musk'ta görüyoruz. Artık muhtemelen Elon Musk'ın Twitter hesabını robotlar, botlar deli gibi takip ediyorlar. 7 gün 24 saat ki orada bir kripto paraya denk gelen bir keyword, bir işte keyword'tür, tag'tir bir şey geldiği zaman direkt onu borsadan al emri. Çünkü acayip acayip bu şekilde para kazanma durumları oluyor. Ama yani Elon Musk'ın ben evet bu rokettir vesairedir o kafalardaki yaptığı işleri çok önemsiyorum. Ama kripto paralarda gerçekten artık bir manipülatör olma yolunda gidiyor. Yani dün profiline Bitcoin yazan adam bugün kaldırıyor. Dogecoin ile ilgili kendisinin böyle bir görselini atıyor. Ben bu arada yani profiline Bitcoin yazdığı zaman da çok etkilenmedim. Çünkü biliyorum ki 5 gün önce Bitcoin'e hani kötü bir tabirle gelip bir tweet atan ve işte Dogecoin Aynen öyle. yükselten Bir yani şöminenin önünde Bitcoin bir kadında böyle falan gibi öyle şeyler de attı. Sonra bir Evet anda evet. evitable dedi alması. Aynen. Yani biraz para ihtiyaç ya belki para kazanmak için belki de piyasayı manipüle etmek hoşuna gidiyor. Belki buralarda biraz influencer etkisiyle bulunmak istiyor gibi gibi. Ama tabii ki de regülasyonlar geldiği zaman bu tarz olaylar muhtemelen daha azalacak gibi. Bir de Peki mesela acaba Twitter şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani manipülatör belki biraz fazla ama şimdi shortlayanlar bunu dolarda da görüyorsun, altında da görüyorsun, borsada da görüyorsun. Bir shortlayanların yani aslında evet. kısa vadede bunlar düşecek mi? Aslında GameStop, Wall Street Bets ve bu Reddit muhabbet de buradan başladı. Shortçuları patlatmak için artık çok böyle bu terminoloji hayatımıza girdi. Yani sen kafede kahve alırken de shortluyor desen çoğu insan anlıyor bunu artık. Yani aslında açtığı savaş iyi. Ama yöntem gittikçe garipleşiyor. Çünkü sonuçta bir oyuna çevirdi. Bir sonraki soracağım şey, şimdi Stellar bu aralar Ripple'la biraz paralel gidiyor ama Stellar'ı çok fazla konuşmaya başlandı. Coinbase ödüllerini bir Stellar'la dağıtacağım demişti. 3-4 ay öncenin haberi bu ama yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Stellar gelecek vaat ediyor mu? Çünkü 2017 yılında IBM'le anlaştığı için sanki çok böyle uçacak Evet. kaçacak denmişti ama Stellar o kadar iyi bir grafik yakalayamadı. Evet, Yani böyle süründü. IBM de bu arada blok zincir ekibini dağıttı falan konuşuluyor. Biraz Aynen IBM öyle, evet. zorda. Ya Stellar aslında ben genel olarak beğendiğim bir proje. Amerika'dan ya önceden aslında kurucusu aynı. Jack McCaleb, XRP'nin de Ripple'ın da kurucu ortaklarından. XRP önceden gelişmiş ekonomileri hedeflerken Stellar biraz daha gelişmemiş, daha gelişmekte olan ülkeleri hedefliyordu ama geldiğimiz noktada ikisi de çok paralel gidiyor dediğin gibi. Ama gelecek vaat ediyor bence Stellar tarafı Amerika tarafında. Ama orada benim tek beklediğim bu 1-2 sene. 1-2 senelik regülasyon süreci netleşince çünkü SEC'nin konuşulan bir olay var. SEC hani şimdi Ripple'a dava açtı ya. Florida'dan da geçen mesela Ripple'a bir dava geldi Evet, XRP'ye evet, için. SEC'nin radarında daha başka coinler olduğu da konuşuluyor. Yani bu tarz mesela var mı ihtimaller var. bildiğin? Ya burada coin olarak tabii ki isim söyleyemem ama en birinci hedef XLM olabilir. Çünkü tamamen aynı gibi. Çok Bana benzer. göre de link, Chainlink böyle çok pompalandı. Bir dava süreci Link'in başına da gelebilir diye de böyle hani Tabii. yazılıp çizilmeye de başlandı. Tabii Peki. Link de var. Tron da aynı şekilde bu tarz isimler Ama bir geçiyor. şey söyleyeceğim. Tron çok garip bir coin. İnanılmaz garip. Hatta diyorlar ya onun yaratıcısı için bu adam nasıl çıkıyordu hala bunu tutuklamadılar. Yani Tron bence inanılmaz. Ya 2017'nin sonunda Tron dediler ki işte şu kadara çıkacak. Herkese Tron aldırdılar. Millet Tron'da patladı. Geçen yayında konuştuğumuz Algorand şu anda 2,62 ile yeşilde kalan nadir olanlarından ama anaları yani Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, bunlar Cosmos, Cardano, bunlar yukarılarda Evet. seyrediyorlar. Evet. Yani Peki o taraf. sana soracağım regülatörlere şimdi konuştuk madem laf oraya geldi sonuçta bu dava açanlar, davaları yönetenler. Yalın regülatörlerle 2 gün önce görüştü ve SEC de var bunun içinde işte diğerleri de var. Ne yapılmaya çalışılıyor? Bu Amerika işi. Şimdi bu işin bir Asya ayağı var. Asya'nın biliyoruz ki Evet. Bitcoin üzerine 10 bin dolarlık bir alma satma kombini var. Yani canı istese 27 Evet. bine kadar çekebilir. Ama bir de bu işin batı kısmı var. Bu regülatörlerle görüşmek Amerika'nın hedefi ne? Bu cüzdanı daha mı çabuk getirmek? İnsanlardan bir şekilde bir vergi mi almak? Ne düşünüyorsun orada? Bu bize neye gebe bıraktı? İlk etapta tabii ki de Çin'le bir yarıştalar.
Çin'le. Çünkü Çin de kendi kripto parasının 5 yıl içerisinde tüm dünyada hakim güç olmasını istiyor. Doları alt etmesini istiyor. Amerika da buna izin vermemeye çalışıyor haliyle. Birinci ayağı bu zaten. İkinci ayağı da şey tarafı, takip etme tarafı. Bu eski Hazine Bakanı'nın Trump yönetiminde zaten istediği şey buydu. İnsanlar Coinbase'den oradan buradan cüzdanları çekerken o cüzdanlar da borsa tarafından takip edilsin, bilinsin deniyordu. Aha, evet. Beklentiler bu ama totalde diğer benim daha çok değinmek istediğim, olmak istediğim nokta artık burası yeni bir Silikon Vadisi yaratacak buradaki şirketler. Amerika Birleşik Devletleri de bunun kendi topraklarında olmasını isteyecek haliyle. 90'lardaki dotcom balonunda nasıl davrandıysa ben aynı şekilde davranmak istediğini biliyorum. Yani o şekilde tahmin ediyorum. Oradaki hedefleri bence bu. Bu arada Peki şeyden şimdi de bende söyle. de birkaç not var. Bu Tamam. altcoin'lerde orta vadede görünümün neden güzel olabileceğinden bahsedebilirim istersen sana. Evet, tam onu Var mı? söylüyordum. Market Tamam. cap'e baktım. Bitcoin şu anda 36.500, o kritik eşiğin üstünde, ama dominansı süratli olması da biraz iniyor. Bu da Evet. altcoin'lere merak uyandırıyor. Notlarını alalım. Neler Ben var? şöyle altcoin şimdi şu söyleyeceğim Bitcoin dışındaki bütün altcoin'leri ilgilendiriyor. Haftalık planda baktığımız zaman acayip güzel bir çanak var orada. Oradaki tek tekinde buna kulba dönmesi. Yani şöyle bir yükseliş var. Arkasından bir aynen şu fincan var ya. Bunun böyle bir kulbunu yapma ihtimali var. Ama şu anki planda henüz o başlamadı. Başlamayabilir. Fakat başlasa bile genelde her zaman yani %100 diyemesek de genelde o kulbu yaptıktan sonra bile hedefine gidiyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şu an tüm altcoin'ler 424 milyar dolarda ve bunun nihai hedefi 800 milyar dolar olabilir. Yani kabaca piyasadaki özellikle belli başlı coin'lerde bir iki kata varan yükselişler orta ya bu haftalık vade şöyle bir haftalık planda görebiliriz. Nihai hedefi bu olabilir. Yani 424 milyar dolardan 8 milyar dolara gibi bir çıkış. Öte yandan biraz paranın akışını da konuşalım istersen. Para Konuşalım. nereden nereye gidiyor şu an? Güncelde baktığımız zaman Bitcoin aslında şu an bir miktar para Bitcoin'den çıkıyor. Bitcoin'den total diğer altcoin'lerden hafif çıkıyor. Ethereum'dan da çok hafif ama bunlar tabii ki çok hafif durumlar. USDT'ye kaçıyor ve yani şu an aslında hepsi boynunu bükmüş birazcık USDT'ye, Tether'e bir yönelim var gibi. Oradaki günlük bazda tabii ki bu. Günlük bazda olayımız bu şekilde. Onun dışında ben market cap'e bakacağım. Yani tüm altcoin, tüm kripto paralar, Bitcoin dahil tüm kripto paralara baktığımız zaman oradaki benim nihai hedefim 1 trilyon 250 milyar dolar. O gelmeden ben burada rahat etmeyeceğim yani onu söyleyeyim. Şu an yani bir 150 milyar dolar daha bekliyorum ben aslında. Yani eğer bir artık boğa sezonu hedefini tamamlayacak, bundan sonra bir ayı piyasası yani düşüş piyasası gelecek dememiz için bizim bence şu an bir 1 trilyon 250 milyar doları yakalamamız lazım. Şu an çok ekstrem bir durum yok. 1 trilyon 80 milyar dolarda bir desteği var zaten. Oraları tutunuyor. Çok ekstrem bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde aslında biz bunu yayında konuşmadık sanırım ama orada bir şey vardı. İkili dip vardı. O kadar nizami çalıştı ki o. Alıyorsun tam koyuyorsun oradan. Direkt şu zamanları veriyor. Ne zaman o da işte 22 Ocak civarları. Bu civarlarda yaptığı hareket çok güzel geldi. Onun dışında dominansa bakalım istersen. Bitcoin'in dominansı şöyle bir aşağı doğru iniyor. Bir alçalan takoz içerisinde aşağı doğru iniyor. Ben inmesini aslında ne yadırgıyorum ne de üzülüyorum. Aslında niye üzülüyorum? Niye üzülmüyorum? Çünkü burada birazcık bir rahat versin artık Bitcoin. Birazcık salsın. Hatta benim beklentim şöyle bir 59-58'lere, 55'lere kadar gelsin. O zaman Evet, altcoin'ler... hikaye hala çok fazla Bitcoin çevresine Evet. evriliyor. Yani bir daha altcoin'ler çevresi de, ya tabii ki de Ethereum'un hikayesi bence çok iyi. Bu özellikle bu transaction'larda, yani Evet. transferlerdeki paradan dolayı orayı çözebilirse, bir de senin söylediğin gibi ölçeklendirilebilme kısmını yani halletmedi ama oraya doğru da gidiyor. O yüzden hani dominansa kritik eşik neresi Eren? Neresi önemli şu Valla anda? şu an böyle bir aşağı doğru salabilir. Bence çok sorun yok. Gelsin gelsin 60'ta var. Bir de 59 59 60. Direnç olarak da 63. Yani 59 60 aşağıdan, yukarıdan da 63 ve 64. Ha böyle Anladım. bir puan söyleyince çok sıkışıyormuş gibi duruyor ama şu an çok bir sıkışma yok aslında. Yok, aynen öyle. Bunun dışında şu konuda uyaracağım izleyicileri. Şimdi CME'nin
Vadeli Bitcoin işlemleri çok bilinir. Hatta 8 Şubat'ta Ethereum'da da başlıyor. Geçen yayında konuştuk. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim kısa vade değil. Biraz daha orta vade. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez ya. Burada kısa vadede CME işlemlerinde 26 bin dolarda ve 18 bin dolarda bir açık var. Açık kapı var. Burada yani bir fiyat boşluğu var. Bugüne kadar belki 100 bin kere bu fiyat, bu abartıyorum şu an ama 100 bin kere o fiyat boşluğu oluştu. Sadece totalde şu an 3 tanesi dolmadı. 3 tanesi bakın. Hani burada ama bu hani bu söylediklerime biraz daha düşüş hedefli rakamlar olacak ama tabii ki de bu şu an ben bunu beklemiyorum. Şu an piyasa her şey çok güzel. Belki bir sene sonra, belki 1,5 sene sonra olabilir. Sadece söylemek istedim. Birincisi 26 bin dolar dedik. İkincisi 18 bin dolar. 18. Üçüncüsü de 9.800 dolar. Evet. Buralarda Peki sen şu genelde anda yakın vakitte düşüş beklemiyorsun yok. ama 40 bin dolar önemli bir eşik. Şimdi Evet. Elon Musk'ın attığıyla 38 bine 38.800 önemli eşiğin oldu ama bu 40 binin üstüne kendini atamıyor. Yakın bir zamanda bir rekor denemesi olacak mı? Bitcoin, evet, orada şunu söyleyeyim ben. Bitcoin'de şu an bir üçgen içerisinden çıktık. Daha doğrusu bir üçgen var. Büyük bir üçgen var ve benim orada şöyle söyleyeyim. 2-3 günlük bir periyot var. Eğer biz 2-3 günlük periyotta 33-34 bin doların altına inmezsek ondan sonrasında evet artık hikaye yeniden yazılacak ve 40-42 bin dolarlar o tarafta hani maksimum hedef olarak gelebilir. Ama biz 2-3 gün içerisinde 33 bin doların altına inersek o zaman bir kere daha kırılım yaşayabiliriz. Bir kere daha kırılım yaşayabiliriz. Ama benim totalde benim yani dip rakam olarak beklentim dip olarak yani 29.600 dolarda güçlü bir destek var. Böyle yani bu tarafta bir yükselen takozdan da çıktık bu arada. Yükselen bir takozdan çıktık ama tekrar hattın içerisine girmeye çalışıyor. Hiç düşüş yönünde hareket etmemeye çalışıyor Bitcoin. Ya bakma böyle düşüyoruz, ediyoruz falan ama hani şöyle bir gerçekten bunu açtığımız zaman normalde biz böyle üçgenler görürüz, takozlar görürüz 3 senede. Oradan bir yuvarlanır 3.000 dolar düşer. Şimdi düşüyor, şimdi düşüyor 300 dolar. Hop geri toparlıyor sonra. Dolayısıyla işte bunların hem boğa sezonunda, yükseliş sezonunda olmamızdan kaynaklanıyor hem de dünyadaki artık bu piyasalar işte koronavirüs salgını bilmem ne bunu artık çok zemin hazırlıyor. Benim orada en azından bir 40 bin doları tekrar görebiliriz diye düşünüyorum. Bir tur daha Yakında bu deneyebiliriz 2 3 40 bin gün doları. bu 2 3 40 gün kritik. bir, bu 2-3 gün kritik. Yeter ki biz 33 bin doların altına düşmeyelim. Kesinlikle. Bir de Evet. şeyleri tekrarlayalım Eren. Bir açılıştaki söylediğimiz 4 tane coin'i tekrarlayalım. Bir de Evet. Ethereum'un kritik eşiklerini söyleyeyim. 2050 Tamam. dolarla başlayıp senin saydıklarını ki yeni Tamam. girenler de onları bilsinler çünkü Ethereum ile ilgili çok fazla soru geliyor. Ethereum Tamam. Ripple ve sitelerle ilgili çok geliyor. Tamam. Söyle. Birincisi EOS ve Holochain HOT. Bunlarda Golden Cross beklentisi var. Golden Cross başlangıcı var gibi. Bunları bir sinyal olarak alabilir ama tabii ki de bunları tavsiye olarak almayın ve yeni arkadaşlar özellikle yüklü rakamlarla girmeyin. Sadece yani Golden Cross'a bakarak da işlem tabii ki de sadece ona göre yapılmaması daha iyi olur ama genel bir teknik analizde yapmak iyi olabilir. Bu arada Golden Cross nedir diye de izleyiciler soracak olursa 50 günlük fiyatın 200 günlük fiyatı yukarı doğru kesmesi. Biz bunu o kadar çok yakaladık ki, o kadar çok güzel para kazanma fırsatları sundu. Bu ikisi Golden Cross tarafında EOS ve Holochain, HOT yani kısa adıyla HOT olarak bulabilirler. Güzel bir fırsat verebilir. İkincisi de Sushi ve Quantum. Q2 diye yazılıyor. Bunun grafiği güzel. Orta vade için söylüyorum. Bu iki coin'i. Bunun dışında evet Ethereum'daki şeyi Ethereum'un konuşalım. sınır, evet. 2050 Ethereum'un dolarla başlıyoruz. evet, Ethereum'un yükseliş tarafındaki ya şu an benim beklentim 1850 dolar civarından bir dirençle karşılaşır. Sonra 2035 dolar ya böyle söylüyorum ama bunları böyle tabii ki de her zaman bir 50-100 dolar bir pay bırakmak lazım. Bir sonraki 2186, 2000 ondan sonra 2350 dolar, 2550 dolar, 2850 dolar ve 3000 dolar totalde. Bunlar Anladım. direnç noktaları bizim yükseliş yönünde. Düşüş Ama yönünde tabii peki sert bir düşüş yönünü bize söyleyebilir misin? Düşüş yönündeki dirençler, destekler daha doğrusu. valla orada aslında bizim direncimiz şu an yani sağlam Destek. direnci olacak yer 1350 dolar bölgesi. 1350-1380 dolar bölgesi. Anladım, anladım. Peki bir de son olarak şeyleri sormak istiyorum. Ha bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim.
Yarın saat 9.30'da seni Clubhouse'a bekliyorum. Çünkü Clubhouse'da öyle bir mi? oda açıyoruz ve Tamam. Evet, orada kriptoyu konuşuyoruz. Sen de varsındır herhalde. Barış Tamam, ben varım Büyüktaş da varım. gelecek. Hep beraber Evet evet böyle varım. bir konuşuruz. Olabilir. Ve soracağım şeylerden bir tanesi, şimdi yeni hikaye yazma konusuna baktığımız zaman Eyvi, sen geçen hafta konuştuk, o Evet. da iyi bir yani girizgah yaptı, güzel artışı sürdürüyor ama Uniswap yeni 3.0 geliyor diye bir kendini topladı. Ne düşünüyorsun? Uniswap, Litecoin, Eyvi. Bu üçünü de soralım. Aha. Bunu merak ediyorum Ya vallahi. Uniswap aslında bir merkeziyetsiz borsa olarak çok sağlam girdi piyasaya. Ha, fiilleri çok yüksek o tarafta ama güzel ilerliyorlar. Airdrop yaptı geçmişte. Bayağı eski kullanıcılarını çok fazla tatmin etti. İstersen şey tarafında, teknik tarafta şöyle bir hızlıca bir analizini yapalım onun. Ondan sonra Eyvi de evet aynen o da çok soruluyor. O Onu iyi hatta gitti. biz analizini yapmış olabiliriz bile. Hemen şöyle bir açayım bir yandan. Evet. Uniswap'ı bir alalım şuradan. Bu bir gelsin. Eyvi zaten şey DeFi tarafında bayağı hacimli, yani en tepelerde değil ama hacimli olanlardan bir tanesiydi. Bir tanesi Uniswap dedin, Eyvi dedin. Evet. Bir de ne vardı? Litecoin değil mi? Litecoin. Litecoin, tamam, onu da hemen açalım. Dünyanın en yavaş hareket eden coin Evet. olabilir. Ya 183 desteklenecek mi derken kanser edecek insanları. Aslında güzel, yani birçok geçen 1-2 hafta önceye kadar bayağı sert yükseldi yani. O yüzden biraz şu oluyor aslında. Önce bir sert koşuyor, ondan sonra bir dinleniyor. Ha, boğa sezonu yeter ki bitmesin, ben inanıyorum Litecoin yoluna devam edecek ama biz bu çok benzer hareketleri diğer coinlerde de gördük. CRO'da gördük, CHZ'de gördük. O tarz hareketler yapıyor. Şimdi Litecoin'de bir dakika, evet. Bir şeyle başlayalım istersen. Ya Eyvi ben şuradan açıyorum ama haftalık değil. Haftalık da zaten ne zaman girmiş bu borsaya? 20 Kasım 2020'de. Ya bu işte çok erken. Ama şöyle hemen ben desteklerini, dirençlerini söyleyeyim. Ya aslında destek söyleyeyim. 418 var. Hı hı. 358 var ve 250 var ama bunların biraz daha oturması lazım. Bak mesela burada şunu da görüyorum. Bir Golden Cross yapmış. Eyvi ne zaman yapmış? 3 Ocak 2021. 3 Ocak'ta yapıyor. O zaman 87-88 dolar. Ondan sonra vuruyor gidiyor işte. Aynen öyle. O yüzden Golden Cross'lar önemli. Ama RSI falan çok yüksekte şu an. Hani bu işte biraz oturmasını beklemek. Ya tabii ki buradan girilebilir ama tamamen risk, aşırı risk içeriyor. Litecoin tarafında Litecoin evet. Bir de Uniswap dedik. Ona da şöyle bir bakalım. Evet. Ya Uniswap zaten, ya mesela Uniswap'tan önce IDEX gibi merkez olmayan borsalar var ama gerek kullanım tarafı o kadar zor ki Uniswap yine o da merkeziyetsiz bir borsa olması neticesinde yine zor. Yani MetaMask cüzdanında sen onu akıllı kontratlar üzerinden işlem yapıyorsun. Yani bilmeyen bir kişinin yanlış işlem yapma ihtimali aslında var. Tamam, seni o süreç yönlendiriyor belki ama bir şey var ama güzel de duruyor bir yandan. Şimdi Uniswap'a Litecoin, tamam, Litecoin'de devam edelim. Litecoin'de güzel güzel. Litecoin bir tane şeyimiz var. Litecoin'de bir simetrik üçgenimiz var ve piyasa yeter ki düşmesin ben buradan yükseliş yönüyle çıkabileceğine daha fazla tahmin veriyorum ve 144 doların üzerinde kaldıkça 144 dolar hatta 150 dolar. Evet 150 diyelim daha sağlam olsun. 150 doların üzerine kaldıkça yükseliş yönünde ihtimali daha fazla. Yükseliş yönünde. Ama ben biraz daha garantici durmak istiyorum. Yani biraz daha önce bir önümü göreyim ondan sonra işlem yapayım diyen arkadaşlar 158-160 dolar civarlarından belki bir işleme girebilirler. Tabii ki de hani tavsiye olarak vermiyoruz ama çünkü simetrik üçgeni genelde sert kırıyor bu coinler. Sert Evet. kırdığı zaman da sen o topa ilk girenlerden oluyorsun ve para kazanma fırsatı da sunabiliyor. Hatta burada bir dakika, burada başka bir şey var mı? Yok, evet. Totalde zaten bizim 186 dolar gibi bir rakamımız var. Bir tur Evet. daha deneyebilir. Yani burayı şu üçgeni yukarı doğru kırdığı zaman bir tur daha denememesinde bir şey yok. Çünkü
Ya tamam, temel taraftan desteklenen bir coin değil. Bunda hemfikiriz zaten. Ama ya şu piyasada temel tarafta çok fazla, ya olursa çok güzel fişekliyor ama olmadığı zaman da coinlerin ne kadar yükselebildiğini görüyoruz. Onun Kesinlikle. dışında evet, Aybit, ya bu Aybit falan işte, bir dakika. Çabuk girdiler, sert yükseldiler. O Ya işte yüzden çok orası çok yükseliyor. şey gibi. Bu Aybit'i gerçi konuştuk değil mi biz şimdi? Uniswap'ı, Aybit'i de, ha şeyi Şu anda verecektik ama biz. şöyle söyleyeyim Eren, bir de Compound'u da unutma. O da bir aradan kendini Evet. sıyırdı sıyıracak. Hı, aynen. Onda ne var? Onun hikayesini nasıl görüyorsun? Ya Compound tarafı tabii DeFi tarafıyla çok hızlı girdi. Evet. Yani ya aslında şu oluyor. Bu DeFi coinlerin hepsinde şöyle bir olay var. Decentralized finance. Yani merkezi olmayan finansı işte akıllı kontratlar, akıllı sözleşmeler üzerinden replace etmeye çalışıyor. Yani o geleneksel finans azalıp, ya da azalınca demeyelim ama biraz daha blok zincir bu işlerde büyüdüğü zaman, biz her coin aslında şu an DeFi tarafında, merkezi olmayan finans tarafındaki projeler yerini kapamaya çalışıyor. Tabii ki de burada aslan payı muhtemelen Ethereum'da olacak. Ondan sonra Evet. Maker'da olacak. Maker'da, o da arkasına Link gelecek gibi gibi durumlar. Sonrasında sıralanacak aşağı doğru. Compound'da belki birinci sırada değil, hadi iyi ihtimalle belki ikinci sırada, ikinci seviye DeFi coin olarak belki hayatına devam edebilir. Bunların yani yaptığı projeler tabii ki dediğim gibi, yani kontratlar yapalım, krediler verelim, Evet. teminatlar alalım gibi, o tarz. Yani çok ekstrem, çok böyle ayrıştırıcı vesaire işler şu an o tarafta görmüyoruz. Deneysel işleri yakalıyoruz. Ben hatta bir de şeyden bahsedeyim sana. Ben biraz şeyleri de takip ediyorum. Kurumsal portfolyoları. Evet, Mesela tamam. mesela 2011 yılı gibi bu Bitstamp borsasına yatırım yapan Pantera Evet. Capital'ın elinde hangi altcoin'ler var? Birincisi Coinbase Ventures'ın, Coinbase'in elinde hangi altcoin'ler var? Binance'in, Polychain, Winklevoss kardeşlerin gibi gibi. İstersen onlardan da çok kısa Olur, bahsedeyim. evet. Pantera'nın elindeki coin'leri sayayım. Dediğim gibi bu Bitstamp borsasına, şimdinin artık bayağı büyümüş borsalarından bir tanesine erken giren. Çok hızlıca ilk 10, ya toplamda 28 tane kripto para var. Bitcoin, Ethereum var zaten. Üçüncü sırada Polkadot geliyor. Dot geliyor. Ha. XRP geliyor. Aynen. Filecoin geliyor. Fil geliyor. Zcash geliyor. ZRX geliyor. OMG. Basic Attention Token. Icon. Yani ICX. Diye gidiyor. Yani çok uzatmayayım. Daha da devam var ama şöyle ilk onları söyleyeyim istersen. Coinbase'in elindeki coinleri söyleyeyim. Evet. Bunları bu arada kendi sitesinden de kontrol edebiliyorsunuz. Coinbase Ventures'ın. Bitcoin, Ethereum zaten var. Uniswap geliyor. Üçüncü sırada Compound geliyor. Dört. UMA, Near Protocol, Celo, Reserve Rights, Matic Network, Flow geliyor. AR geliyor. AR. Keep Network geliyor. Dodo geliyor. Audio geliyor. RLA. Bu tabii ilk ondan sonraları daha az Evet. miktarda, ama ben burada Flow'a da dikkat çekmek istiyorum bu arada. Flow Tamam. bir NFT token. Yani NFT'leri belki izleyicilerimiz hani yeni bir dünyasında yeni bir olay. Şimdi elinizdeki bir Bitcoin her zaman bir Bitcoin eşittir ya. Burada işte eşit olmuyor. Evet. Burada dijital koleksiyonlu tokenlar devreye giriyor. Yani siz bir token'ın blok zincirdeki adresine bir video klip sıkıştırabiliyorsunuz. Bir resim yükleyebiliyorsunuz. Veya işte çok özel bir kişinin imzaladığı bir token haline gelebiliyor. Bunları biraz daha dijital mücevher gibi de düşünebiliriz. Dijital Anladım. elmas gibi de düşünebiliriz. Flow orada aslında NFT token üreten bir şirket. Bir Dapper Labs diye bir şirket var arkasında ve aynı zamanda Flow'un yatırımcılar arasında Google da var. Google Ventures var. Ya bu tabii, İlginç. Google Ventures'a girin. Zaten orada portfolyoya baktığınız zaman Dapper Labs'i de görürsünüz. Dapper Labs'in son projesi zaten bu Flow. Ya NFT tokenlar güzel yerlere gelecek. Ki bu Flow'un da Ubisoft'la, bu Assassin's Creed oyunuyla tanıdığımız Ubisoft'la, Evet. Samsung'la falan da anlaşmaları var. İşte Coinbase'in de zaten aynı zamanda portfolyosunda. Kraken borsasına girdi. Şu an 8 dolar 45 sent civarlarında. Tabii girdi, yükseldi 9 küsürler, sonra bir düştü falan. Buna da dikkat edebilir izleyiciler. Anladım. Bir de son olarak Dot ve Dash. Aşağıdaki sorulara da bir baktım da onları da Aha. merak ediyorlar. Polkadot Dot. iyi bir hikaye yazıyordu ama Dash de merak ediliyor. Ya Dot aslında şöyle, ya Dot'tan bir kısaca bahsetmek gerekirse İsviçre merkezli bir
coin ve DOT'un aslında sıcak olayı şu, ETP geliyor DOT'ta. Bu Exchange Traded Product denen bir olay geliyor. Bildiğimiz borsada işlem görme olayı olacak İsviçre'de SIX borsasında. Bu biraz hareketlendirdi. Biraz şöyle, çok kısaca bahsetmek gerekirse kurucular arasında Ethereum'un da zaten kurucu ortağı olan Gavin Wood var. Merkeziyetsiz bir web'i inşa etmek için yola çıkan bir proje. Merkeziyetsiz web, evet, çok çok iddialı. Bildiğimiz web'in tamamen merkeziyetsiz olma durumu ve Tron da aslında bu iddiayla yola çıktı. Bu Justinsa'nın TRX'i. Fakat geçmişte Substratum diye bir proje vardı. 2017'de Alman projesi. Bayağı hiçbir projenin, hiçbir coin'in ürünü yokken, indirebileceğiniz bir yazılımı yokken Substratum'un yazılımı vardı. Ama sonrasında istedikleri gibi işler gitmedi. Hatta bugün baktım, en son tweetlerini 2019'da atmışlar. Yani bitmiş. Merkeziyetsiz finans diyor, web diyorsak bu gerçekten otomatik olarak şeyi artırıyor. Beklentiyi çok artıran bir şey. Çünkü neler geliyor orada? Başka olaylar geliyor. Yani sizin network'ünüzün, dünyadaki tanınırlığınızın iyi olması lazım. Büyük anlaşmalar, yani kripto para ekosisteminin dışında da büyük anlaşmalar yapabiliyor olmanız lazım. Dünyayı etkileyebilen bir şeyden bahsediyoruz. Bugün web'in merkezisiz bir web olması, evet, o zaman otomatik olarak bütün dünya belki de DOT'u tanıyacak gibi bir durum. Yani uzun vadeli, evet, sepete eklenebilir. Aynen, güzel öyle bir proje. Ve şöyle bir özelliği var. Bu linkte de var. Chainlink'te de var. Interoperability diye bir özellik var. Bu artık yeni dünya tarafına, artık 2021'in blok zinciri ihtiyaçlarına baktığımız zaman biraz aranan bir özellik. Nedir bu? Cross chain dediğimiz zincirler arası, blok zincirler arası işlem yapabilme kabiliyeti. Bundan bahsediyorum. Bu olay var zaten. Ve Polkadot tarafında sadece token transferi değil, herhangi bir değerin transferinde zincirler arasında yapabiliyorsunuz. Şimdi Ethereum'da ne yapıyoruz? Biz sadece bir Ethereum göndermiyoruz aslında Ethereum zincirinde. İsterseniz siz akıllı kontrat yazın, evinizin sahipliğini gönderin. Evinizin mülkiyetini gönderin. Uzun, hani bu şeyden bahsediyorum. Burada da Polkadot tarafında siz bu transferleri, değer transferlerini zincirler arasında da yapabiliyorsunuz. Gibi. Güzel, güzel. Bunların hepsi güzel proje. Zaten bir coin'e yatırım yaparlarken her an hikayesine ve neye hizmet edeceğine bakılması gerekiyor aslında. Öyle yani kafaya göre de girilmemesi gerekiyor. Tabii. Aynen öyle. Onun dışında şeyden de bahsedeyim biraz. Açlık endeksi. Bahsedelim. Fear Greed Index denen bir olay var. Korku ve açlık endeksi. Şu an 100 üzerinden, ben bunu arabanın kilometresine benzetiyorum. Arabalardaki bir kilometre var ya. Geçen haftalarda bu 94'lerdeydi. Dedim yani ne kadar gidecek? Bunun maksimumu 100. Yani 120 olamaz. Gidemez yani. Sonra indi zaten 75'lere, 80'lere. Şu an açlık seviyesi yani gayet aç. Süper tepede değil. Market tüm piyasada, tüm kripto para piyasasından bahsediyorum. 80'de. Bunun daha gidecek yolu olabilir. 90, geçen 94'ten döndük. Evet. Yine 94'ten dönebiliriz. Geçen hafta mesela bir düşüş müşüşle birazcık piyasaya korku geldi. 55'lerdeydi. Ama şu an 80'lerde. Market aç. Yani insanlar alım yapıyor. Yükselecek beklentisiyle. Ama zirve noktada değiliz. Bir tık onun altındayız. Zaten o hacimler o kadar fazla yükseldiğinde de biraz tehlikeli hale geliyor. O zaman Eren, şimdi herkes bunu konuşuyor, burada kapatalım. Ama tamam, yarın 9.30'da Clubhouse'da buluşuyoruz. Sen de geliyorsun. Tamam. Başlarız, orada da biraz konuşuruz. Çünkü orası da biraz farklı böyle. Hani ben şey istiyorum. Evet. Bunu şimdi biz bunları YouTube'da yapıyoruz, Instagram'da yapıyoruz ama Clubhouse şu anda insanlar 15-18 saat, 25 saat orada konuşuyorlar. Evet. Biz de dedik yani oradan da eksik kalmayalım. Yarın da kripto paralar bizim gündemimizde olacak. Ben orada yayın açtım, biliyor musun? Ben o birkaç, ne zamandı? 4-5 gün önce bir yayın açtım. Ya aslında yayın planlayacaktım. O gün girdim daha Clubhouse'a. Yayını bir anda açıvermişim. Bir baktım insanlar geldi. Gecenin 3.30'da bir yaklaşık 1 saat falan Bitcoin'i falan konuştuk. Ama güzel, keyifli bir mecra. Bence yapalım yarın akşam. Tamam. O zaman yarın 9.30'da zaten görüşürüz. İlk başladığımıza görüşün bizi. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Hoşça kal. Görüşürüz yarın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.